hünkârım Salamanoğlu'ya sef huzura kabulünü bekler. Gelsin. Hünkârım, Yasef Bey bu dinin en iyi hekimidir aynı zamanda. Hekimler değerlidir. Canını emanet edersin. Sultan Süleyman Han Hazretleri, bu dinin sahibisiniz. Size şehrimizin anahtarını takdim ediyorum. Halkım size emanettir. Salamanoğlu Yasef. Hiç endişeniz, kuşkunuz olmasın ki Macar halkının can ve mal güvenliği bizatihi teminatım altındadır. Hünkârım, emriniz üstüne Zapolya geldi. Huzura kabulünü bekler. Gelsin. Papa Hazretleri, Sultan Süleyman, Kral Layoş ve ordusunu 2 saatte yok etmiş. Layoş bataklıkta boğularak can vermiş. Sultan Süleyman bu dine girdi. Şehir direnmeden teslim olacak. Sultan Süleyman Hristiyan aleminin kapısına dayanmıştır artık. Macar krallığını Süleyman'ın himayesine bırakamayız. Bu yenilgide Zapolyon'un rolü büyük. Layoş'a destek vermedi efendim. Erdel'e çekildi. Süleyman'la anlaşmıştır kesin. Muhtemeldir ki o haini kral yapacak. Bu kabul edilemez. Katolik bir kralın görevi devralması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şarken'i uyarın. Tehlikenin farkında değil galiba. Luther'le kavgasından başka şey görmüyor gözü. Osmanlı onun yakınına kadar ilerledi. Sultan Süleyman durmayacak ve daha da ilerlemek isteyecektir. Tanrı Vatikan'ı korusun. Tanrı Vatikan'ı korusun. Sultan Süleyman, yüzyıllar boyunca unutulmayacak muhteşem bir zafer kazandınız. Bizlere düşen bu kudretin karşısında saygıyla eğilmektir. Ben buraya Macar Krallığı'nı tarihten silmeye değil, layık olduğu şekilde yönetilmesini sağlamak üzere geldim. Benim bu gayemi bilen, buna inanan ve desteğini esirgemeyen bir Macar vatanseveri olarak sizi ödüllendirmek isterim. Macaristan toprağı bundan böyle Osmanlı Devleti Aliyesi'nindir. Himayemiz altında Zapolya'yı yeni Macar kralı ilan ettim. Dosta düşmana, dünya aleme bildir.
Hatice'm, yediğine içtiğine dikkat ediyorsun değil mi? Endişelenmeyin validem. Saatim yerinde. Müsaadenizle ben daireme dönmek isterim. Şehzadelerim bekliyor. Hiçbir şey yemedin. Zaten günlerdir dairenden çıkmıyorsun. Hünkârımın hasreti beni halsiz düşürdü. O yüzden. Validem. Sultanlarım. Söyle. Müjdeler olsun ki hünkârımızın fethihnamesi saraya ulaştı. Çok şükür. Hemen oku. Evet. Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'nda kısa sürede büyük bir zafer kazanmıştır. Kafir Lajos öldürülmüş, ordusu da yok edilmiştir. Çok şükür Allah'ım. İbrahim Paşa'dan bahis yok mu? İbrahim Paşa'm gayet iyi sultanım. Zira bu zaferde büyük hizmetleri olmuş maşallah. Ben ölmen için her gün dua ederken sen daha da güçleniyorsun İbrahim. Hünkârım, sarayın kütüphanesi kralın zamanında Vatikan kütüphanesinden sonra en büyük kütüphaneydi. Bohemia kralı Matthias Corvinus'un kütüphanesi. Kitaplara da bu yüzden Corvina denir. Kütüphane nakledilsin. Bu eserleri payitahtta görmek istiyorum. Hünkârım, Aristoteles'ten İbn Haldun'a, Platon'dan Farabi'ye, İbn Sina'dan Pisagor'a kadar hepsinin en değerli el yazmaları burada bulunmaktadır. Kadim bilgilerin en renkli bahçesidir burası. Vali Bey. Buyurun hünkârım. Bu eserlerin tamamı Osmanlı malıdır. Kilisedeki büyük şamdanlarla diğer ganimetlerin payitahta getirilmesi için gerekeni yap. Roma'nın malı Roma'da olmalı. Emredersiniz. Güçlü ve yenilmez Herakles. Zeus'un oğlu. Zor görevlerin askeri. Mitoloji seviyorsunuz paşam. Okçu ve şifacıdır aynı zamanda. Kahindir de. Gelecekten haberler verir. Bu da güzel Diana. Avcıların bakire tanrısı. Apollo'nun ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmadılar birbirlerinden. Çok mu beğendin? Muazzam hünkârım. Çok beğendim. Öyleyse emir ver bunları da payitahta getirsinler. Onlar artık senin. Hünkârım. Bu büyük hediyeyi hak edecek ne yaptım? Teşekkür ederim. Savaş meydanındaki üstün hizmetlerim ve muvaffakiyetin de bunları çoktan hak ettin. Sayenizde. Lakin bu heykeller payitahta hoş karşılanmayabilir hünkârım. Canınız sıkılsın istemem. Dünyayı değiştirmeye evvela kendinden başlayacaksın İbrahim. Aksi halde ne hükmümüz kalır ne cismimiz. İyi misiniz? Yaram geçmedi. Sızlıyor. Ben sultan olarak doğdum. Sultan olarak öleceğim. Şehzadeler doğurmuş olmanız sizin mevkinizde bir değişiklik yapmaz. Hünkârımın kulları, kölesi olarak kalırsınız. Sultanım.
Sultanın. Öyle mi? Bu nasıl sultanlık? Bir arzunuz var mı? Ya yok, yok. Ben sevizli lokum istiyorum. Baş üstüne sultanım. Mecrime, canım benim. Ay parça. Güzel kızım, gel. Gel buraya. Şimdi beni iyi dinlen. Sen bir sultan olarak doğdun. Bunu asla aklından çıkarma. Baban cihanı idare ediyor. Sen de bu gücün, bu iktidarın kızısın. Mihrimah sultansın. Benden daha güçlü olacaksın. Benim gibi köle olmayacaksın. Kimse seni alıp satamayacak. Emir vermeyecek. Azarlayamayacak. Hiç kimse seni yok sayamayacak. Günün geldiğinde herkes önünde eğilecek. Sen onlara hükmedeceksin. Benim yapamadıklarımı sen yapacaksın. Anladın mı beni? Bir sultansın sen. Doğuştan sultansın. Benim gibi köle değilsin. Prenses Isabel. Yemeğinizi getirdim. Ne zaman bitecek bu yolculuk? Carmine, çok sıkıldım. Daha yeni çıktık prensesin. Bir haftalık daha yolumuz varmış Napoli'ye. Yukarıda konuşulurken duydum. Macar kralı Lajos'un öldüğü söyleniyor. Barbar Türkler öldürmüş. Türkler Avrupa'nın ortasına kadar gelmişler. Şarken'in, Ferdinand'ın, Papa'nın da bir yardımı olmamış. Lajos yalnız kalmış. Barbarlara nasıl izin verirler? Birlik olmaları lazım. Barbarların çok güçlü, çok korkunç olduğunu söylediler. Başlarında Süleyman diye bir kral varmış. Gözlerinden ateş fışkırıyormuş. Kimse gözlerine bakamıyormuş. Kralın etrafında körler ordusu mu varmış? Kadınları da kör mü olmuşlar? Nilüfer! Nilüfer, sana diyorum, sağır mısın? Ne işin var burada, ne dolanıyorsun? Allah Allah. Konuşsana, dilini mi yuttun? Sultanımız Gülay'ı çağırmamı buyurdu. Niye cevap vermiyorsun? Hürrem Sultan sizinle konuşmamı yasakladı. Bana olan ilginize, şefkatinize müteşekkirim. Lakin artık kendi sarayıma dönmek isterim. Aylardır uğramadım. İbrahim dönmeden sarayda hazırlık yapmak istiyorum. Malum. Bebeğim için de hazırlık yapılması lazım. Boşuna yorma kendini. Aslanım seferden dönmeden hiçbir yere yollamam seni. Ne lazımsa söyle. Dahi gerekeni yapar. Siz nasıl isterseniz validem. Hatice, Hürrem'le aranızda ne geçti?
şey yok. Nasıl yok? Kaç zamandır selamını bile almıyorsun. Bir densizlik mi etti sana? Mühim değil validem. Hürrem işte. Yerini, lafını bilmiyor bazen. Sultanların sultanı beni emretmişsiniz. Nilüfer, sen çocuklara bak. Artık yatma vakitleri geldi. Bana o müneccimi tekrar getireceksin Gülah. Yakup Efendi mi? Evet, onu getir bana. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Bu defa yalnız görüşeceğim. Hatice Sultanımız. Duymadın mı beni? Yalnız dedim. O da bilmeyecek. Elini çabuk tut. Tamam sultanım. Size gül şerbeti göndereyim. Malum biraz gerginsiniz. Gevşetir, rahatlatır. Sultanım. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Hürrem duymasın. Zaten kızgın sana. Malum. Seni gözden çıkardı. Bugün olmazsa yarın kurtulacak senden. Uygun vakti kolluyor. Korkma. Ben varım. Eğer benim yanımda olursan, benim haremdeki gözüm kulağım olursan kimse bir şey yapamaz. Malum İbrahim Paşa da sever sayar beni. Onun nezdinde de korurum seni. Anlaştık mı? Biraz daha. Omzuma bastır. Evet, evet, orası. Canınızı yakmayayım efendim. Acımaz, devam et. Böylesi iyi geliyor. Simsiyah gece bitmiyor. Deniz, deniz, deniz. Bir an önce sabah olsun artık. Nişanlınız Prens Frederick'i mi özlediniz yoksa? Yüzünü bile hatırlamıyorum ki. Nasıl özleyeceğim? Prens Frederick, Avrupa'nın en gözde bekar prensi. Bütün hanedan prensesleri onun gözüne ilişmeye çalışırken tek görüşte size aşık olmuş prensesim. Yakışıklı, güçlü. Umarım öyledir. Yakışıklı birini hatırlamıyorum. Hayatım onun yanında geçecek. Ne oluyor? Carmina, ne oluyor? Carmina, que pasa? Hünkârım. Geç oldu lakin mühim olmasa rahatsızlık vermezdim. Behram Paşa'ya Anadolu'dan haber geldi hünkârım. Elbistan dolaylarında huzursuzluk baş göstermiş. Savaşa katılmayan sipahilerin isyan hazırlığında olduğu söyleniyor. Kazan kaynıyormuş. Derhal Behram Paşa'yı çağır. Zaten otağın önünde bekliyorum. Hünkârım. Behram Paşa, derhal kuvvetlerini topla. Yanına yeteri kadar adam al, önden yola revan ol. Anadolu'ya geçin. İsyanın büyümesine izin vermeyin. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola çıkarım.
Hünkârım yaranız. Mühim değil. Hünkârım siz şöyle uzanın. Ben Yasef Efendi'ye haber vereyim. İhmale gelmez. Ne oluyor? Kim bunlar? Korsanların baskınına uğradık. Korsanlar mı? Evet, Türk korsanlar. Çok kalabalıklar. Sizi korumamız mümkün değil. Kim bunlar? Les daremos lo que deseen. Ne istiyorsanız verecekler. Kim bunlar dedim? Regunta quienes usted? Díselo. Dile quién soy. La princesa de Castilla, Isabel Fortuna. Si me llegaran a tocar, se meterían en un grave problema. Castilla prensesi Isabella Fortuna'dır. Eğer bana dokunacak olursanız başınız büyük belaya girer diyor. Madem öyle, hep birlikte Konstantiniyye'ye gidiyoruz. Dediğin gibi prensesse çok para eder. Yiğitlerim, alın götürün bu adamı. Artık onunla işim kalmadı. Giyinin prenses, üşüteceksiniz. Bu yara iltihaplamıştır. Daha fazla ağırlaşmadan derhal açıp müdahale etmem lazım. Biraz canınızı yakacağım ama. Ne lazımsa yapın. Bunun düzenli olarak yapılması lazımdır. Bir süre dinlenmenizde fayda var. Pargalı derhal yola revan olmalıyız. Hünkârım siz iyileşmeden hiçbir yere ayrılamayız. Hazırlanın gidiyoruz. O vakit müsaade edin Yasef Efendi de bizimle gelsin. Onun gibi üstün bir hekimi elbet sarayımda isterim. Tabii kendi rızası olursa. Şeref duyarım sultanım. Madem bu mesele halloldu, beni rahat bırakın, uyumak istiyorum. Burada ne yazıyorsa tas tamam alıp getireceksin Şeker Ağa. Tamam abi, ben hallederim. Duydum ki esnaf seni pek severmiş. Balını, pekmezini eksik etmezmiş. Sağ olsunlar. Sümbül Ağa da nasibini alırmış. Kendinize böyle bir yol tutturmuşsunuz. Eğer bu yolun kesilmesini istemiyorsanız beni de yoldaş edeceksiniz. Yoksa şekerini alır, sirkeye basarım Şeker Ağa. Şimdi al bunu, alışverişini yap. Benim bir işim var, meydanda buluşuruz. Yoldaş.
Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Yakup Efendi nerede? Ben Yakup'un kardeşiyim. Ha öyle mi? Yakup Efendi nerede? Çalıyorum çalıyorum kimse yok. Niye arıyorsun? Lazım. Nerede bulurum onu? İşi vardı. Edirne'ye gitti. Ne zaman döner? Bilmiyorum. Onun sağ sol belli olmaz. Gelir gelmez haberim olsun. Kimsin sen? Gülade. Anlar o. Hadi selametle. Mirimahım canım benim. Sultanım. Karnın çıkmış, orada bebek mi var? Evet. Kız mı olacak? Senin gibi bir peri kızım olsun çok isterim. Ama önce İbrahim Paşa'ya bir erkek evlat vermeliyim. Kısmetse kızımı da sonra kucağıma alırım. Sultanlar erkek mi doğurur? Sen daha çok küçüksün. Düşünme bunları. Annem dedi ki senin gibi sultan doğmuşum. Köle de varmış ama ben köle değilim. Biz müsaadenizle gidelim. Mişmak'e. Sultanım. Bir hayli içerlemiş belli ki. Herkes haddini bilecek. Nigar Kalfa. Buyur sultanım. Bursa'dan gelen ipek kumaşları kızları dağıtırsın. Elbette. En güzellerini kendine ayır. Eksik olmayın sultanım. Kızlar siz çok mu gülüyorsunuz? Çok mu eğleniyorsunuz siz? Ağzınızı burnunuzu yamulta yamulta gülüyorsunuz. Yamuk şeyler. İşiniz gücünüz. Aman aman sultanım da buradalarmış. Ne güzel. Ben size en iyisi soğuk şerbet yaptırayım. Teskin eder, huzur verir. Nilüfer, siz önden gidin. Mirima uyut. Ben Gülah'a bakacağım. Dilini tut be adam. Kelleyi uçuracaksın. Gülah. Buyur sultanların inci tanesi. Neredesin? Emriniz üzerine müneccime gittim. Lakin yerinde yok. Nasıl yok? Nerede? Bulamadın mı? Edirne'ye gitmiş sultanım. Döner dönmez haber edecekler. Eğer mevzu acilse saray müneccimini mi çağırsak? Gül'a, bana onu getireceksin. Başkasını istemiyorum. Haber gönder, tez gelsin. Benim derdimin dermanı onda. Emredersin sultan. Ne oluyor? Mahidevran sultanımız kızlarla birlikte. Hürrem Sultanınıza da ikramda bulunun. Buyurun oturun. Afiyet olsun. Şehzadelerim bekler. En doğru kararı vermişsin Nigar Kalfa. Hürrem'den sana fayda yok.
Baksana yüzüne bile bakmadı. Silmiş seni. Vali Bey, Mohaç sahrasındaki muharebeyi kazanmamızda emeğin ve gayretin büyük. Başarılarından ötürü seni tebrik ederim. Hünkârım, sizin tebriğinize mazhar olabilmek bizim için yüce bir şereftir. Devlet-i Aliye'ye hizmet edebilmek bizim için büyük bir gururdur. Eğer layık olabilirsek ne mutlu bize. Biz yarın payitaht yoluna revan oluyoruz. Sen de ganimetleri toparla. Kütüphanenin, şamdanların, İbrahim Paşa'nın heykellerinin itina ile naklini temin et. Ganimetler payitahta eksiksiz bir şekilde iletilecektir. Asitane'de görüşmek üzere. Hünkârım, müsaadeniz olursa biz huzurunuzdan ayrılalım. Çekilebilirsiniz. Sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm. Ey gülen gülüm. Konstantinopol'e geldik galiba. Konstantinopla. Barbarlar! Hepiniz yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Prensesim. Şimdiye kadar mutlaka yakınlarınız haber almışlardır. Gelip kurtaracaklardır bizi. Gördüm ya seni dünya gözüyle, çok şükür. Dualarınızla işlettiğiniz tılsımlı gömlek sayesinde ölümlerden döndüm valide. Beni zırhım gibi korudu dualarınız. Hatice. Hürrem mektubunda havadisi verince çok mesut oldum.
Savaş meydanında hepimize moral oldu. Sıhhattesinizdir inşallah. Hünkârım, sizi gördüm daha iyi oldum. Sen has bahçeye git. İbrahim Paşa hayli hasretlik çekti. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Nigar Kalfa, nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Sağ salim döndünüz. Buyurun. Hoş geldiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Mustafa'm. Sizin hasretinizi çektim. Ben de Mustafa'm, ben de. Bundan böyle ayrılık yok. Bir dahaki sefere birlikte gideceğiz inşallah. Yokken karanlık her yer. Lakin geldiniz. Güneş gibi doğdunuz. Çok şükür. İyiyiz. Beyazı. Aslan. Nigar Kalfa, haremde vaziyetler nasıl? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Her şey yolunda. Bir tek... Bir tek ne? Hürrem Sultan, düşman belledi beni. Konuşmuyor. Leo meselesinden ötürü beni suçluyor. Sen bak işine. İşitme, duyma, görme. Ben sizin için de endişeleniyorum paşam. İntikam almak için size neler yapar diye korkuyorum. Korkma Nigar Kalfa. Hürrem Hatun bana hiçbir şey yapamaz. Bunu aklına bile getiremez. Geldin mi?
kutlu haberi sana döndüğünde vermek isterdim. Lakin Hürrem hünkârımıza yazmış. Savaş meydanında aldım haberi. O vakit öyle bir güç geldi ki bana. Dünyanın bütün orduları bile gelse gene de duramazdı karşımda. Seni ve evladımı görmek için hepsini yok ederdim. İki haftada 15 Venedik teknesinin yükü kumaş, bakır, altın, pamuk ve ipek dolu olarak sevk ettik. Galata'ya bu sabah 8 tekne giriş yaptı, malı indirdi. Çarşıdan tahsilatımız bu ay biraz aksadı. Baskı yapmamız icap ediyor. Baskı yok Marcelo, baskı yok. Esnafı küstürmeyin. Ordu savaştan yeni döndü. Büyük bir ganimetle dönüyorlar. Ne olacak? Bu para çarşıya girecek. Yani bize gelecek. Baskı yok. Biraz alakadar olun. Bırakın borçlansınlar. Ha? Başka bir şey var mı? Bu hafta iki gemi geldi Signor Gritti. Ne gemisi? İspanyol. Ama Türk korsanlar Akdeniz açıklarında el koymuş. Esirleri var. Neymiş geminin yükü? Ne satıyor korsanlar? Yükü ticari mi bilmem ancak esirleri pek değerli. Esirlerden birinin Kral Ferdinand'ın kuzeni Prens Frederick'in nişanlısı olduğu söyleniyor. Kimmiş o? Kastilya Prensesi. Isabella Fortuna. Sen gözlerinde gördün mü? Hayır efendim. Korsanlar yaklaştırmıyor kimseyi. Dediklerine göre Sultan Süleyman'ı bekliyorlarmış. Saraya satılacakmış esirler. Sus Marcelo, sus. Kimse duymasın. Önce biz gidip görelim, doğru mu değil mi? Hürrem'im, sevincim, neşem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, ayım, portakalım. Benim yatak odamın mumu, akıl sahibim. Efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, bana mı yazdın bu şiiri? Muhteşem olmuş. Yazan değil, yazdırandır mühim olan. Ne oldu? Bu yara? Sefere giderken baskına uğradık. Ya seni kaybetseydim? Nasıl dayanırdın bu acıyı? Buradayım. Murat Rey ister misin? Sen kimsin? Alvise Gritti. Venedikliyim. Tüccarım. Alırım satarım. Demek o meşhur tüccar Gritti sensin. İspanyol prensesi esir aldığını söyleniyor, doğru mu? Diyelim ki öyle. Ne yapacaksın? Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Prensesi ve mahiyetini hemen serbest bırakın. Başınıza çok büyük bir bela aldınız. Büyük bela mı dedin? O vakit çok büyük paralar kazanacağım Signor Gritti. Hani sen alıp satıyorsun ya, anlarsın.
Ben sadece satacağım. Hem de çok pahalıya. Ne kadar istiyorsun? Ucuza alamazsın. Hem prensesin namına ayıp olur. Tamam. Pazarlığımızı yaparız. Ama önce prensesi görmek istiyorum. Validem seni sarayımızda beklememe müsaade etmedi. Üzerime titredi. Nefes bile aldırmadı bana. İbrahim. Sen yokken çok korktum. Hala düşündükçe kalbim sıkışıyor. Huzur bulun sultanım. İçinizi ferah tutun. Beraber kucaklayacağız çocuğumuzu. Ve size hiçbir zaman bir şey olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Derhan, bırakın beni. Barbarlar, ne istiyorsunuz benden? Signore. Siz kimsiniz? Alvise Luigi Gritti. Venedik Doçu Andrea Gritti'nin oğluyum. Bana kendinizi tanıtın. Castilya Prensesi Isabel Fortuna. Augsburg, Avusturya Prensi Frederick'in nişanlısıyım. Bu kadar yeter. Yardım edin. Kurtarın bizi. Nişanlım. Haber verin nişanlıma. Korkmayın prenses. Kurtaracağım sizi. Ne kadar istiyorsun söyle. Önce sarayla görüşeceğim. Eğer almazlarsa senin kapını çalarım. Saraya gitme. Ne kadar istiyorsan ben vereceğim. Hata yapıyorsun. Şimdi, burada kaç kese altın istiyorsan ben vereceğim. Bu kadar yeter Signor Gritti. Gidin artık. Gülağa nerede? Görmedim ağam. Nereye kayboluyor bu Adem? Hadi sen de boş boş dolanma. Dön koğuşuna. Hadi yavrum. Niye kapandı ya? Allah Allah. O niye kapandı ya? Allah Allah. İyi, açılmıyor. Dışarıda kimse var mı?
Kimse var mı acaba? Ben içeride kaldım kilitli. Bana yardım edin. Ben içeride kilitli kaldım. Şekera. Kimse yok mu? İçeride kaldım ben. Şekera. Sönme daha. Sönme daha. Sönme daha. İçeride kaldım ben. Açın şu kapıyı. Aniden çıktılar karşımıza. Üstümüze saldırdılar. Her yerden oklar atılıyor, tüfekler patlıyor. Tam bir can pazarı. Allah korudu hünkârımızı. Sonra kurtulduk o beladan. Budin'e doğru gidiyoruz. Öğrendik ki düşman bizi Muhaç Ovası'nda karşılayacak. Bir plan yaptım. 2 saatte yok ettik düşmanı. Muazzam bir zafer. Hünkârımın takdirine mazhar oldum. Budin Sarayı'ndaki çok kıymetli bir hazineyle mükafatlandırdı beni. Nasıl bir hazine? Geldiği zaman göreceksiniz sultanım. Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. Signor Gritti geldiler. Söyle ona yarın daha münasip bir saatte Topkapı Sarayı'na gelsin hadi. Acil ve mühim olduğunu söylediler. Bahçeye al. Bakmayın sultanım. Ben de merak ettim. Mühim olsa gerek. Hatice'm ne güzel dizimin dibindeydi. Lakin gitti. İyi mi, kendine bakıyor mu diye düşünüp duracağım. Sultanım, en becerikli cariyeleri yolladım saraya. Merak buyurmayın. Hepsinin aklı bir karış havada. Onların başına tecrübeli, Hatice'min de sevdiği biri lazım. Nigar Kalfa'yı yollayalım isterseniz. Aklı başında, tecrübeli. Sultanımız doğum yapıncaya kadar kalır. Hay aklına 1000 yaşa dahi. Nigar'ı gönder. Evet işte, şimdi içim rahat etti. Paşa Hazretleri, herkes sizden bahsediyor. Askeri dehanız takdire şayan. Sağ olun Signor Gritti. Lakin sırf bunları söylemek için gelmediniz herhalde. Çok mühim bir mesele var paşam. Devletler arası husumeti engellemek adına sizi haberdar etmem gerektiğini düşündüm. Nedir bu kadar mühim olan? Türk korsanlardan Murat Reis paşam. Tetkik ettirdim. Kendisi Barbaros'un himayesindeki korsanlardan. 2 İspanyol gemisine el koymuş. Günlerdir limanda bekletiyorlar. Tarifte hata yapmayın Signor Gritti. Sizin o korsan dedikleriniz Türk denizcileridir.
Ayrıca açık denizde olabilir böyle şeyler. Lakin ticaret gemisi değil paşam. Kral Ferdinand'ın kuzeni Frederick'in nişanlısı ve mahiyeti esir alınmış. Esir alınan da Castilla prensesi. Adı Isabel. Isabel Fortuna. Bir asilzadeye yakışmayacak koşullarda tutuluyor. Paşa Hazretleri, yardım edin, derhal ülkesine yollayalım. Aksi halde telafisi zor bir durumda kalacağız. Öyle mi? Signor Gritti. Korsanların hareketleri, ele geçirdikleri gemiler devlet aliyeyi bağlamaz. Zira prenses artık onların ganimeti. Ancak bedeli ödendiğinde geri alınabilir. Teklif ettim paşam. Ama sadece saraya satmak istiyorlar. Paşa Hazretleri yardım edin ve bir felaketi engelleyin. Telaşa mağlup. Yarın bu mevzuyla alakadar olacağım. İdrak et Süleyman. Unutma. Tevazu içinde ol. Bütün şeref ve irade senin değildir. Rabbine şükret ve nefsine üstünlük verme. Zinhar kibre düşme. Sen hakka karşı hayalı, halka karşı vefalı ol. Hala ya. Yardım edin. Dışarıda hiç kimse yok mu?
İçeride kaldım ben. Sümbül ağa. Nigar kafa. Benim durumum hiç iyi değil. Yardım edin. Buyursunlar paşa. Limana gideceksin Sümbül ağa. Beraberinde benim hazinedarım Cemal Efendi'yi de al. Yüklüce altın bulunsun yanınızda. Bu dinden gelen ganimetler için mi paşam? Hayır. El koydukları İspanyol gemilerini limana alan Murat Reis'i bulacaksın. Anladın mı? Benim gönderdiğimi söyleyeceksin. Sonra da esir tuttukları Prenses Isabel'le Fortuna'yı ve mahiyetini satın alıp bana getireceksin. Pazarlık etme. Kaç altın istiyorlarsa ver gitsin. Vay, ya Hafiz. Korsanlar prensesi kaçırıp bir de köle diye mi satıyorlar? Eyvah. Sümbül ağa. Sen beni anladın değil mi? Anladım paşam. Buraya mı getirelim yoksa sizin sarayınıza mı götürelim? Hayvansaray'daki av köşküne götür. Burada muhafaza etmeni istiyorum. Sessizce halledeceksin. Hiç kimse gözükmüyor. Ne gelen var ne giden. Ana geleceğini söyledi. Kurtaracağım sizi dedi. Adı ne demiştiniz? Gritti. Venedik Doçu'nun oğlu. Doçu'nun olduysa gerçekten mutlaka gelecektir. Nerede öyleyse? Niye gelmedi hala? Sakin olmanız lazım. Bu barbarlar kapının önündeyken nasıl sakin olabilirim? Oğlunuz olarak size ve Venedik'e bağlılığımı gösterme şansını bana bahşeden Yüce Tanrı'ya şükrediyorum. Efendim, Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın yeğeni, Prens Frederik'in nişanlısı Kastilya Prensesi Isabel Fortuna, Akdeniz'de gemisi Türk korsanlar tarafından esir alınarak Konstantinopolis'e benim iskeleme demir atmış durumdalar. Tanrı'nın lütfu olarak meseleye hemen müdahil oldum ve sarayı uyardım. Esir prensesin salimen geri yollanması için hemen Vezir-i Azam'la görüşme yaptım. Beni danışmanları olarak ciddiye alacaklarına eminim. En kısa zamanda bu büyük skandalı çözeceğim. Allah rızası için açın kapıyı. Kimse yok mu? Allah rızası için açın şu kapıyı. Kimse yok mu? Gülah sen misin? Benim Nigar kalma. Ne olur aç kapıyı. Allah razı olsun. Yavaş, Allah razı olsun. Bak dur. Ne bu halin? Akşam biraz yorgun düştüm. Dedim biraz kestireyim. Ay kestirmez olaydım. Birden kapıyı üstüme kapattılar. Sabaha kadar bağırdım, çağırdım, sesimi duyan olmadı. Onca vakit sen burada mıydın? Sümbül'ün işi bu. Gafil avladı beni. Zaten sıkıştırıp duruyor. Korkuyorum. Ölümüm onun elinden olacak. Deli gibi kovalıyor beni. Sen onu bunu bırak da Hürrem Sultan seni her yerde arıyormuş. Çabuk git. Bir de ondan bulma belanı istersen. Aman aman, aman aman. Yandım. Hayırlı sabahlar hünkârım. Divan toplantısına teşrif edecek misiniz? Elbette Pargalı. Hayırdır Pargalı, başka ne var? Biraz telaşlı görünüyorsun. Bir husus daha var hünkârım. Denizcilerimiz Akdeniz'de iki İspanyol gemisine el koymuşlar. Getirip Galata'ya bağlamışlar. Mühim esirleri olduklarından bahsediyorlar. Kimmiş bu mühim esirler? Kulağıma bazı şeyler geldi. Lakin hala araştırıyorum. Gerekli malumatı öğrenince size de haber vereceğim. Hala. Gidelim divan toplantımızı yapalım.
sultanların içinde eşsiz sultanım. Beni emretmişsiniz. Nereye kayboldun sen? Kime sorsam yok diyorlar. Bazı öyle söylüyorlar sultanım. Sizinle görüşmeme mani olmak isteyen hainler var. Tamam, tamam. Bir sus, dinle beni. Nerede Yakup Efendi? Neden hala gelmedi? Dönmesi için haber yolladım. Şimdi oradan geliyorum zaten ben. Sordum, sual ettim. Daha gelmemiş. Güla. Bana onu getireceksin. En geç yarın burada olacak. Getirmeden de gözüme görünme. Emredersiniz sultanım. Nigar Kalfa. Buyur Daye Hatun. Eşyalarını topla, gidiyorsun. Ne diyorsun Daye Hatun? Suçum ne? Neden gönderiyorsunuz beni? Dur, hemen telaş etme. Temelli değil gidişin. Valide Sultanımıza ben teklif ettim, o da uygun gördü. İbrahim Paşa'nın sarayına gönderiyor. Nasıl? Neden? Hatice Sultanımız doğum yapıp kendine gelinceye kadar kalacaksın. Her işine sen bakacaksın. Şimdi hazırlığını yap. Akşam olmadan gideceksin. Anlaşıldı mı? Sümbüla'yı gördün mü? Sabah gördüm ağam. Çarşıya gidiyordu. Yürü. Bekleme yapma. Gidişin olsun da dönüşün olmasın. İnşallah. Kime bela okuyorsun? Ah Daye Hatun. Bilemezsiniz neler çekiyorum bu Sümbüla'dan. Daye Hatun kurtar beni. Sümbüla elmanı sıkacağım diyor. Ne elması? Adem elması. Hey Allah'ım, bana sabır ver. Hay bunların akıllısı neden gelip beni bulmaz? Çok üzerime geliyor ama. Sürekli beni sıkıştırıyor. Dün gece de çamaşırhaneye kapattı sabaha kadar. Bana anlatma Gül'a. Neyse meseleniz halledin. Sizinle mi uğraşacağım bir de? Madem öyle. Ben de kendi işimi kendim hallederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. İbrahim Paşa. Muharebe meydanında bir kral, iki başkumandan, 6 baş rahip, 300 Macar asilzadesi, 20.000 piyade, 4.000 süvari cesedi sayılmıştır. 10.000 düşman ise esir alınmıştır. Bizim şehit sayımız 1.000'i bile bulmamaktadır. Bu kadar az zayiatla böyle büyük bir zaferi, bir imha muharebesini İskender bile kazanmamıştır. Müslümanların duaları Allah'ın yardımıyla böyle bir zafer kazandık. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek az. İbrahim Paşa, Macar tahtının Yanoş Zapolya'ya bahşedildiğine dair fermanı gönderelim. Hünkârım, müsaadeniz olursa eğer ben de bu konuda fikrimi söylemek isterim. Elimize fırsat geçmiş. Macar ülkesi başsız kalmış. Ben derim ki Macaristan'ı tamamen ilhak edelim. Ani bir fetih siyaseti sağlıklı netice vermez. Ceddim Yıldırım Bayezid Han bu yüzden başarısız oldu. Biz şimdilik Macaristan'dan Orta Tuna'da Sirem ve çevresini topraklarımıza kattık. Himayemiz altında Zapolya, Krallığı Macaristan'ın kademe kademe Osmanlı ülkesine dahil edilmesini sağlayacaktır. İbrahim Paşa.
yeryüzünün padişahlarına taç bahşeden Sultan Süleyman Han Hazretleri Macar tahtını Janos Zapolya kullarına bahşetmiştir. İlim deryası Zembilli hocamızı kaybettik. Rahmetli bu dinden zaferle dönüşümüzü görmeyi hayal ederdi. Nasip olmadı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Meşiyat makamı boşluk kabul etmez. Şeyhülislam'la büyük alim ve rahmetli hükümdarımız Selim Han'ın da kazaskerliğini yapmış Tokatlı İbn Kemal'i getirdim. Vezirlerim ne dersiniz? Münasiptir. Münasiptir. Âlâ. Şeyhülislamlık beraatini yaz Celalzade. Macaristan seferinde elde ettiğimiz kaydı tutulan ganimetlerin defterini görmek isterim. Emriniz baş üstüne hünkârım. Kısa sürede hazırlayıp size sunarım. Selam ve çevresinin tahriri yapılsın. Vergi defteri hazırlansın. Emredersiniz hünkârım. Allah daha büyük zaferler nasip etsin bu aciz kullarına. Murat Reis. Hayırlı günler. Ben Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın kethudası ve harem ağası Sümbül Ağa'yım. Bizzat İbrahim Paşa'mızın emriyle geldim sizinle görüşmeye. Paşa Hazretleri ne buyurdular? Esir tutulan Prenses Isabella Fortuna ve maiyetindekileri satın almak üzere geldi. Hadi gidiyoruz. Dokunmayın. Çek, çek o pis ellerini üstümden. Yapmayın. Bırakın onu. Kesin sesinizi. Kurtuldunuz. Sizi almaya geldiler. Kurtulmak? Carmina. Gritti geldi kesin. Kurtarıyor bizi. Prenses Isabella hangisi? Öndeki. Maşallah. Burada kimse kalmayacak. Herkesi arabalarına götürün. Hususi eşyaları, kıyafetleri ne varsa yükleyin. Kim geldi? Signor Gritti mi? Ne diyor kendisi? Non Gritti. Sultan Süleyman aldı sizi. Artık onun malısınız. Yallah. Nereye götürüyorsunuz bizi? Bırakın beni. Yavaş yavaş. Biraz kibar davranın yahu. Hadi. Sultanım. Bunlar ne böyle? Hatice Sultan'a refakat etmek için diğer saraya gönderildim. Doğuma kadar oradayım. İsabet olmuş. Ayak altında dolaşmasın. Sultanım, bu öfkenizi hak etmiyorum. Ben hep sadık kaldım size. O yüzden mi Mahidevran'a sığındın? Yazık. Çok yazık. İndirin bunları.
Eşyaları da içeri taşıyın. Paşa Hazretleri. Getirdiniz mi? Buyurduğunuz gibi paşam. Getirdik. Dehennos. Numet toke. Ne rezalet. Çabuk çözün ellerini. Ah buyurun paşam. Korsanlar bağlamış biz de işte öyle. Hala ne konuşuyorsun? Çözsene haydi. Korkmayın lütfen. Burada emniyettesiniz. Siz de kimsiniz? Neden getirdiniz beni buraya? Ben Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yım. Sultan Süleyman'ın sağ koluyum. Bir süre bizim misafirimiz olacaksınız. Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan evvela irfan sahibi olman icap eder. Bu din sarayından muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. Hünkârım. Mahidevran şehzademiz her attığını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Kim olduğunuzu biliyorum prenses. Öyleyse hemen bırakın bizi ülkemize dönelim. Buna ben karar veremem. Hünkârımız bilir. Dediğim gibi bir süre misafirimiz olacaksınız. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz da beni burada misafir edeceksiniz? Barbarlar. Zorla getirdiniz beni buraya. Bir hayli yorgunsunuz. Dinlenmenizde fayda var. Sümbül ağam, kendilerinin en iyi şekilde ağırlanmasını istiyorum. Baş üstüne paşa. Bizi bırak. Dilimizi biliyor musunuz? Allora, siz bu barbarlara benzemiyorsunuz. Bize yardım edin. Lütfen. Yardım edin. Eğer kurtulmamızı sağlarsanız ailem, nişanlım çok altın verirler size. Tuttan doğru. Principessa. Laflarınıza dikkat edin. Karşınızda cihanın en güçlü devletinin ikinci adamı var. Del mondo. Size saygı duyuyor, hürmet ediyorum. Aynı şeyi sizden de beklerim. Hünkârım. Hayırdır Pargalı? Neden buradasın? Hünkârım, size daha evvelden bahsettiğim İspanyol esirlerle ilgili olarak malumat vermek için geldim. Dinliyorum. Kastilya Prensesi Isabella Fortuna ve Mahiyeti esir alınmış hünkârım. Kendisi Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın kuzeniyle nişanlıymış. Bugün korsanlardan satın aldım. Artık sizin kulunuz. Bir prenses. Üstelik Şarken'in akrabalığı var. Nerede şimdi? Av köşkünüzde misafir ediyorum.
Lakin uygun değilse... Uygundur. Durumu nasıl? Bir hayli kötü muamele edilmiş. Bu yüzden biraz gergin ve öfkeli. Elçiler kapımızı aşındırmadığına göre... burada olduğundan haberleri yok henüz. Öyle gözüküyor hünkârım. Bana da Senior Grit de haber verdi. Bu durumun devletler arasında husumet yaratacağını söyledi. Bir an evvel ülkesine geri göndermeliymişiz. Tam da bu sebepten kalmaları gerektiğini söyleseydin. Buna sadece sizin karar verebileceğinizi söyledim ona hünkârım. Yarın ava çıkalım Pargalı. Hazır ava çıkmışken şu prensesi de bir görelim bakalım. Buyurun prenses, yemeğiniz. Yemek. Doyurun karnınızı. Kızım hamama hazırlayın. Bir güzel yıkanıp uyusunlar. Haydi. Haydi afiyet olsun. Sultanım. Paşam. Geç kaldınız. Birikmiş meseleler vardı. Bir hayli vaktimi aldı. Lakin bütün gün aklımdan çıkmadınız. Paşam affedin, geldiğinizi duymadım. Validem. Muhafız olarak gönderdi. Haşa sultanım, ben... Latife ediyorum, Nigar Kalfa. Doğuma kadar burada. Bizimle kalacak. Güzel. Tecrübesi ve becerisiyle sarayın yükünü hafifletecektir Nigar Kalfa. Nasıl iyi olabilirim? Şu hale bak. Tam bir rezalet. O kadar da kötü değil aslında. Bol su var. Nilüfer. Çocukları yatırın artık. Allah rahatlık versin.
aklıma düştükçe kahroluyorum. Ya bir şey olsaydı? Siz seferden dönmekteyken buraya çeşitli haberle geldim. Sokakta, çarşıda kullarınız İbrahim Paşa'dan bahsediyorlardı. Duydum ki sanki zaferinizi İbrahim Paşa kazanmış gibi konuşuluyormuş. Acaba bu konuşulanlara İbrahim Paşa mı sebep oluyor? Kendine pay mı çıkartıyor? Hürrem? Sen böyle şeylerle yorma o güzel başını. Hayır. Ben sadece kullarınız haksızlık etmesin, doğruyu bilsinler diye söyledim. İnşallah oğlumuz da en az babası kadar kuvvetli ve yetenekli olacak. Ne malum erkek olacak. Belki annesi kadar güzel bir kızımız olur. Ben öyle hissediyorum. Altın saçlı bir oğlumuz olacak. Aklımdan, kalbimden bu aşk. Ne olur. Signor Gritti'nin Prenses Isabella Fortuna'yı görmeye geldiğini haber verir misiniz? Görüşemezsiniz. Nedenmiş o? İbrahim Paşa'mızın emri var. Prenses artık hünkârımızın haremidir. Frederick'e nişanlıma haber göndermeliyiz. Bizi bu barbarlardan ancak o kurtarabilir. Sultan Süleyman'ın malı olacağıma ölürüm daha iyi. İşte bizi kurtaracağını söyleyen adam Gritti geldi. Signor Gritti, buradan kurtulmak için tek ümidim sizsiniz. Nişanlım Frederick'i durumdan haberdar edin. Beni bu Osmanlı cehenneminden kurtarırsanız sizi ihya eder. Söz veriyorum prenses. Kurtaracağım sizi. Signor Gritti, beni zor kullanmaya mecbur bırakmayın. Gidin. Zarif olacaksınız, yumuşak olacaksınız. Bir serçe kadar naif olacaksınız. Böyle tüy bile incecik. Evet, hünkârımız, sultanımız sizi geldi, aldı, seçti. Selam vereceksiniz. Önce selamı göstereceğim. Gayet zarif eğildiniz. O sizi kaldırmadan kalkmıyorsunuz. Hı? O sizi kaldırdı. Gayet zarif kalktınız. Ne bakıyorsun öyle? Ortalıkta gözükmüyorsun. Görüşemiyoruz. Dedim acaba bir yere mi kilitlediler? Ben sen miyim? Ya git Allah'ını seversen. Dersimi bölme. Senin verdiğin dersten ne olacak acaba? Şunlara bak. Zerafet, nezaket, hak getire. Bana bak. Kafamı bozma. Vallahi senin yarın yanına yollarım. Ha, ben de onu soracaktım. İbrahim Paşa'nın sarayına yolladım. Seni de yollayayım istersen. Aa, öyle mi? Hele
İbrahim. Yılan İbrahim. Bana ettiğin zulmü burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Hürrem demesinler. Sultanların en makbulü. Yakup Efendi gelmiş. Şimdi haber aldım. Ne duruyorsun? Hemen getir. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Kayıkla mermer köşke çıksın yine. Emredersin sultan. Mesenyora, ayal gen ayı. Sultanın adamı geldi. Neydi adı? İbrahim mi? İbrahim? Evet. Evet, o prensesin. Yakup Efendi. Dinliyorum sultan. Senin bir şey isteyeceğim. Eğer dediğimi yaparsan. Bizi göndermek için gelmediyseniz hiç boşuna konuşmayın, dinlemeyeceğim. Gidin. Sultan Süleyman Han Hazretleri geldiler. Sizi huzuruna kabul edecek. El Sultano Süleyman. Koy. Bahçedeler. O barbar sultanın ayağına gitmem. Prenses, siz ki bir asilzadesiniz. Bizler barbarız sizin gözünüzde. Madem bizden daha medeni olduğunuzu iddia ediyorsunuz, bir prensese yakışır bir şekilde davranın o zaman. Sultanım, benden ne istiyorsunuz? Bir zehir yapacaksın. Ama hemen öldürecek bir zehir değil. Bu zehir yavaş yavaş hasta edecek. Kimse hastalığın nedenini anlamayacak. Derman bulamayacak. Kurtuluşu olmayacak. Bu nefrete maruz kalan kötü biri mi? Zalim mi? Hem de nasıl? O kadar zalim ki. Bu kişi sonradan mı iman sahibi olmuş? Her gün gözümün önünde parça parça olsun istiyorum. Ağır ağır ölsün. Acılar içinde kıvransın. Hünkârım, Kasilya Prensesi Isabella Fortuna.